Koronavirüs aşısı dünyanın pek çok farklı yerinde aylar süren bilimsel çalışmalar sonucunda geliştirildi. Birden fazla ülkede farklı aşılar ortaya çıktı, kimileri üzerinde hala çalışılıyor. Dünyanın umutla beklediği aşı çalışmalarının başlangıç noktası, virüsün genetik diziliminin belirlenmesi oldu. Virüse dair ilk incelemeler Çin'in Şangay Kamu Sağlığı Merkezi'nde başladı. Bir grup bilim insanı 3 Ocak 2020 tarihinde Çin'in Wuhan kentindeki hastalardan alınan sürüntü örneklerini inceledi. Çinli ekip o tarihte henüz ismi konulamayan virüsün neden hızlı bir şekilde yayıldığını bulmaya çalıştı. Virüsün tam genetik dizilimi ise 5 Haziran'da deşifre edildi. Virüsün doğası ve nasıl yayıldığına ilişkin önemli veriler sunan çalışma dünyayla paylaşıldı. Bilim insanları genetik dizilimden faydalanarak virüsü izole etmeyi başardı. Koronavirüsün genetik kodunun keşfi, aşı geliştirme çalışmalarının da başlangıcı olarak kabul ediliyor. 11 Aralık'ta Türkiye'ye gelecek Çin aşısı test aşamasından sonra uygulanmaya başlanacak. Size önce biz bu aşıyı konuşacağız. Çok kıymetli bir konumuz var. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Gerek bizlerle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Sayın Görmez. Çok teşekkürler. Aşılar için bir test aşaması olacak dedik hocam. Peki nasıl bir test aşamasından bahsediyoruz? Nasıl yapılacak bu testler? Hangi aşamalar olacak? Ve tabii tahmini bir zamanımız var mı? Ne zaman bu testlerin bitmesi ve aşıların da yapılmaya başlanması bekleniyor? Ülkemizde uygulanacak olan her türlü aşı, ilaç ve benzeri tıbbi malzemeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında gerekli denetimler yapıldıktan sonra ruhsatlandırılır. Ülkemize gelecek olan 11 Aralık'tan itibaren girecek olan Çin aşıları da yine aynı şekilde ortalama 2 haftalık bir süreç içerisinde bu aşıların içeriği dahil olmak üzere bir değerlendirme sürecinden geçecek ve ikinci haftadan sonra büyük ihtimalle vatandaşlarımıza uygulanmaya başlayacak. Dolayısıyla iki kurum, yani Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ülkemizde bu anlamdaki yetkili ve yetkin kurumlardır. Aşılarımız burada değerlendirilecek ve iki haftalık belirttiğim gibi bir süreye ihtiyaç duyacaklar. Hemen aslında dolayısıyla aşının da uygulanma zamanı büyük ihtimalle aralığın son haftası içerisinde olacaktır. Ve vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre sağlık çalışanları öncelikli olmak kaydıyla 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlar ilk grupta olacak şekilde bu uygulama başlayacak. Bu durumda sizin de vurguladığınız gibi 11 Aralık'ta aşıların geleceğini varsayarsak yılbaşının hemen öncesinde de aşılar olacak. Peki hocam, şimdi çok sık size de soruluyordur. Biz de uzman konuklarımıza soruyoruz. Şimdi vatandaşlarımızın elbette ana gündem maddesi. Markete gidiyorsunuz, herkes aşıyı soruyor bize. İşte ne bileyim, herhangi bir noktaya gidiyorsunuz, herkesin aklındaki soru aşılar. Aşı olacak mısınız? Acaba güvenilir mi diye. Eminim size de pek çok kez bu soru geliyordur. Tabii bir tarafta koronavirüs, öbür tarafta koronavirüse karşı geliştirilen bir aşı. Çok net bir şekilde sormak isterim. Hangisi daha büyük risk size göre? Yani ya bu aşılar acaba biraz aceleye mi geldi sorusu var bir tarafta, ama öbür taraftan da koronavirüsün deyim yerindeyse bir tsunami gibi gelen de etkisi var. Tabii şu andaki elimizdeki bu virüsü, bu pandemi yenme noktasındaki tek silah aşı. Çünkü bu hastalığa karşı bugün için etkin bir tedavi, özelleştirilmiş herhangi bir ilaç söz konusu değil. Tabii ki vatandaşlarımızın ve tüm dünyanın tartıştığı konu bu aşı. Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde nasıl oluşturuldu? Tabii burada belli avantajlar var. Siz haber programının başına da belirttiniz. Ülkelerin birçoğu daha önceden SARS ve MERS'te olduğu gibi koronavirüsünü bilen laboratuvarlarımız vardı. Ve bu virüsün erken dönemde genomlarının sekanslanması, yani genetik yapısının çözülmesi çok hızlı biçimde gerçekleşti. Ve virüsün davranış modelleri benzer biçimde biliniyor idi ve bu virüsün davranış modelleri üzerindeki bilgiye ek olarak da bu aşının, yine teknolojinin de büyük desteğiyle, gerek inaktif aşı, bizim Çin aşısı, veya mRNA aşısı dediğimiz aşıların geliştirilme süreci çok hızlı oldu. Ama bunun yanında hayvan deneyleri olsun, faz 1, faz 2 ve faz 3 çalışmaları yine aynı ciddiyete ve aynı güvenlik kriterleri yerine getirilerekten yapıldı. Dolayısıyla aşıya karşı bir güven duygusu noktasında bir tartışma yapmaya gerek yok. Burada bilime güvenmek lazım, bilimin söylediği doğrulara güvenmek lazım. Bunun dışındaki tartışmalar bence spekülatif bir tartışma olmaktan daha öteye gitmeyecektir.
Aşı tabii aşıyla ilgili tüm dünyada her zaman bir karşıtlık da söz konusu olmuştur. Bunun kendilerine göre belki haklı gerekçeleri söz konusu olabilir ama eğer toplum aşının üretiminden uygulama aşamasına kadar etki ve yan etkiler dahil olmak üzere doğru biçimde bilgilendirilirse ve bu aşıdan kaynaklı olaraktan kazanımların ne olacağı iyi anlatılırsa bence toplum büyük oranda bu aşıyı kabul edecektir. Kabul etmemiz de gerekir. Çünkü bu pandemi kişisel sağlığın korunmasından daha ziyade toplum sağlığını bütün olaraktan baktığımız zaman ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla herkes veya geniş bir kesim ancak aşılanır ve vücutlarında yeterli antikor oluşursa biz bu salgını yenebilecek bir ortamı elde etmiş oluruz. Yoksa bazı kişilerin aşılanmaması durumunda bu kişilerin yine koronavirüs salgınıyla hastalanması ve bu virüsü diğer kişilere bulaştırması hala söz konusu olacaktır. Bu bakımdan geniş bir katılımın ve geniş bir kabulün de olması çok önemli. Bunu ifade etmek istiyorum. Peki hocam, şimdi akıllardaki sorulardan biri de kimlerin aşılanacağı. Aslında Sağlık Bakanlığı bu konuda çok net bir tablo çizdi. Ancak benim sormak istediğim detay şu: daha önce koronavirüs bulaşmış ve bu hastalığı atlatmış kişilerin de aşılanmasını siz öneriyor musunuz? Yoksa onların vücudundaki antikor yeterlidir görüşünde miyiz acaba? Tabii ki şunu bilmiyoruz. Bu hastalığı geçiren kişiler veya aşılanmış kişiler de buna dahil olmak kaydıyla önümüzdeki dönemde ne kadar süreyle kendi vücutlarında koruyucu antikor taşıyacaklar? Bunu bugün için bilmiyoruz. Dolayısıyla bilmediğimiz için ve hastalığı geçirmiş olan kişilerin aşılanmasında da herhangi bir tıbbi sakınca söz konusu olmadığı için genelde herkesin aşılanmasını yine Sağlık Bakanlığımızın bu yaptığı sınıflandırma çerçevesinde öneriyoruz. Tabii ki ideal olanı kişide antikor bakıp yeterli antikor varsa belki bunun aşılanma noktasında bir önceliğinin söz konusu olmayacağı. Ancak bu hem maliyetli hem de zaman alıcı bir konu ve aşının da yan etkilerinin çok minimum olduğunu bildiğimiz için bugünkü bilgilerimize göre herkesin aşılanmasında bir sakınca yoktur yaklaşımını rahatlıkla söyleyebiliriz. Profesör Doktor Mustafa Gerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Hocam çok teşekkürler kıymetli değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Sayın Görmez. Sizlerin de çalışmanıza kolaylıklar dileyelim hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aşı dağıtımı eyalet valilerinin inisiyatifinde olur.